Bana Martin deyin. İnanamayacağınız şeyler gördüm ben. Bir çocuğun görmemesi gereken şeyler. Ama ben artık normal bir çocuk değilim. Ve bu dünya da normal değil. Buna alışın. Beyefendi bana böyle söylüyor. Ya kurallarına göre oynarız ya da ölürüz. Ya da daha beteri olur. Ölür ve yeniden canlanırız. Ama en iyisi baştan başlayayım. Ben de diğer çocuklar gibiydim. Bir ailem vardı. Okula giderdim. Ve öcülere inanmazdım. Ama bir gün dünyam kabusa dönüştü. Lütfen evlerinizden çıkmayın. Ve gece seyahat etmeyin. Tekrarlıyorum. Evlerinizden çıkmayın. Gece yolculuğu yapmayın. Belki beklesek daha iyi olur. Bu kurallara bütün halkın... Arka yollardan gideceğiz. Oralar daha emniyetlidir. Şu andan itibaren lütfen evlerinizden Hayır, çıkmayın. Martin! Hey Cooper! Martin! Martin! Cooper! 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 Yaşamak istiyorsan çocuk beni dinle. Bağırırsan boynunu kırarım. Ailen öldü. İçerideki şeyi öldürmek dışında yapabileceğim bir şey yok. Silahı kullanacaksın. Ama beni vurursan seni öldürürüm. Kayıp kişiler için ilçede 24 saat hizmet veren bir yardım hattı açıldı. Telefon hatları sular altında kaldı. Yetkililer kurtarma ekiplerinin düzeni sağlayabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor. Tekrar ediyorum. Sabaha kadar dışarı çıkmayın. Evlerinizde kalın. Kapı ve pencerelerinizi kilitleyin. Güvende olduğunuzdan emin olun. Kapı ve pencerelerinizi tekrar tekrar kontrol edin. Evlerinizden çıkmayın. Gece seyahati yapmayın. Alınan bütün önlemlere uymanızı tavsiye ediyoruz. Evlerinizde kalın. Getir şu çekici! Sadece iki elim var evlat, hallet şunu!
Kurtar onu. Bir gün rüya görmemeyi öğreneceksin. Al eşyalarını. Kazıklar diyarına hoş geldin. Nasıl olduğunu anlayamadan aylar geçti. Doğuya ve batıya da döndük ama hep kuzeye gittik. Ölümden uzağa. Şehirlerden uzak durduk. Beyefendi en başında en kötüsünün şehirleri vurduğunu söyledi. İnsanlar emniyetleri için bir araya toplandığında bela kilitli kapılardan süzülmüş ve insanlar ölüm tuzağı haline gelmiş. Washington düştüğünde bildiğimiz Amerika'dan eser kalmamış. Hükümet çöktü ve muhteşem liderlerimiz kaçtı. Umut bizi terk etti. Artık sadece ikimiz kaldık. Ben ve beyefendi. Mahvolmuş bir diyarda geziniyoruz. Hayatta kalan medeniyet artıklarında. Kasabalar demir parmaklıklarla çevrildi ve silahlarla gece boyu gözetleniyor. Tarikatlar yangın misali güney eyaletleri sardı. Mesih'i beklediler ama o hiçbir zaman gelmedi. Onun yerine ölüm geldi. Hem de bütün azametiyle. Salak fena yakalanmış. Güneş çıkınca da kül olmuş. Vahşi savaşçı. Vampirlerin en eskisi. Göğüslerine kazık girmez. Göğüs kemikleri demir gibi sağlamdır. Doğrudan kafatasına saplaman gerekir. Vampirlerin sürüngen beyinleri işlevseldir. Bilgisayarın peşini çekmek gibi bir şey yani. Anladın mı? İkimizin de kimsesi yoktu. Sadece tutunacak bir dal arıyorduk. O da beyefendiydi. Belki de bu yüzden beni yanına almıştı. Nedir o? Sarımsak ya. Sarımsak gerçekten işe yarıyor mu? Yarıyor. Tek hamle evlat. Bunu başarmalısın. Thank you.
Nereden geliyorsunuz beyler? Güneyden. İnin arabadan. Hiç akladınız mı? Bu adamlar sağlam. Bırakın geçsinler. Yeni bir kasaba, yeni bir tecrit bölgesi. İnsanlar sadece evlerine gitmek istiyor. Hepsi bir gün uyanıp bunun kötü bir rüya olmasını diliyor. Böylece eski hayatlarına, ailelerine ve işlerine dönebilirler. Sebze yemesi gerekiyor. Eğer biraz bulabilirseniz vitamin almalı. Ailesi nerede? Öldüler. Burada kalsa daha iyi olur. İnsanlarla ve diğer çocuklarla. Borcum ne kadar? Hepsini versen memnun olurum. İyi. Hey. Buralarda içki bulabilir miyim? Jack'te vardır. Ama ev yapımıdır. Biraz fıçı bira bulabilirsin. Bozuktur ama seni öldürmez. Çocuğun saçlarının kesilmesi lazım. Şerif ne isterlerse alsınlar dedi. Müesseseden. Hagerstown'dan geçtiniz mi? Ailem orada yaşıyordu. Güney'in tamamını vampirler ele geçirmiş. Gerçekten. Gerçekten vampirleri haklamış ha? Tam kalplerine sokman lazım. Tam göğüs zırhından çakacaksın. Silahlar da hasar veriyor ama omurgasından vurmalısın dostum. Sakız var mı? Tabii. Al bakalım. Peki sen kimsin? Yardımcısıyım. Tamam, şimdi nereye gidiyorsunuz? Kuzeye. Beyefendi diyor ki ne kadar az insan o kadar az kan emici. Bir dakika. Yeni cennete değil, değil mi? Buraya gelen bir adam vardı. Ve o demişti ki orada hiç yiyecek yokmuş. Korkulması gereken vampirler değil. Yamyamlarmış. Teşekkürler. Bazen böyle bir yerde kalabilirim gibi geliyor. Arkadaş edinip gün ışığında yaşayabilirim. Normal bir çocuk gibi. Ama işin gerçeği, insanların arasında güvende hissetmiyorum. İstediklerini düşünebilirler ama yeni cennet gerçek bir yer. Orası bütün bu olanların cevabı ve biz o cevabı bulacağız. Kuzeye doğru gidip açık alanlara varacağız. Beyefendinin dediği gibi. Ya özgür ol ya da çabalayarak öl. Yamyamların canı cehenneme. Adı neymiş? Sormadım ki. Neden böyle bir şey oldu? Tanrı bunun olmasına nasıl izin verdi? Bizi böyle mi seviyordu yani? Böyle olmaması gerekiyordu. Neden böyle oldu bir türlü anlayamadım. Woo!
İmdat. Ah tanrım. İmdat. Tanrım. Tamam geçti. Bir şey yok. Geçti tamam. Tamam dedim. Tamam. Geçti. Geçti tamam. Tamam. Beyefendinin bunca nefreti nereden geliyordu? Bunu ona hiç sormadım. O adamlar Hristiyan olduklarını söylediler. Geçmiş hayatlarını unutmalıyız. Bize hiçbir faydası yok. Tuzakları al evlat. Ver bakayım parmağını. Avlanma zamanı. Uzun sırrı getir. Ah, rahibe Agita. Öldüğünü sanıyordum. Öldü zaten. Peki ne yapacaksın? O şeyi öldüreceğim. Tanrı yardımcın olsun. Kapıyı kilitle. Çaylak o kadar da zor değil. Çok şişman. Omurgasını kıramıyorum. Thank you.
kalbini ıskaladın aptal çocuk. Lanet vampirler. Kes artık. Beyefendi bir mezar kazdı. Bence o da rahibeye üzülmüştü. Vampirin dişlerini söktü ama yine de rahibe çiçek toplamaya gidene kadar bekledi. O şeylerden kaç tane öldürdün? Yeteri kadar değil. Ya insanları? Ya o iki adamı? Benim kitabımda tecavüzcülerin bu dünyada işi yok. Buna biz karar veremeyiz. O zaman gelme. İlk tecrit bölgesinde seni bırakırız. Sen de gider birkaç ruhu kurtarırsın. Peki ya o? O daha bir çocuk. Öyle. Hayatta olanlardan biri. Ama rahibeyi hiç bırakmadık. Hem nereye gidecektik? Şeytanın ordusu gece saldırdı. Ama Tanrı bizi bırakmadı. Ona inananlar hiçbir zaman düşmez. İsa ve melekleri geliyor. Kıyamet günü yaklaşıyor. Hristiyan ordusu sizin için savaşmaya hazır. İnananlar adına güvenli bir mekan yaratmak için buradayız. Bize katılın kardeşlerim. Lafayette Vadisi saf ve dürüst olanlara kucak açıyor. Dünyayı ve Amerika kıtasını hep birlikte tekrar aydınlığa çıkartabiliriz. Umutsuz zamanlarda sahte ilahlar ortaya çıktı. İnsanlar sesi en fazla çıkan vaize inandılar ve haklı olmasını umdular. Ama bazen yanıldılar. Ölümüne yanıldılar.
Benim adım Cebediah Lowen. Soğukkanlılıkla iki adamımı öldürdünüz. Birini sırtından vurdunuz. O benim oğlumdu. Evladımdı. Daha 16 yaşındaydı. Ölmeden önce tam 3 saat annesinin adını aykırdı. Tanrı ruhuna huzur versin. Söyle bakalım yakışıklı çocuk. Bu senin baban mı? Benim babam öldü. Oh, hiç merak etme. Seni dinine kavuşturacağız. Tanrı'ya ve doğru yola ulaşacaksın. İyi mi al? Hala iş görür. Sana gelince beyefendi. Evet. Kim olduğunu biliyoruz. Hepsini öldürdün ve geri geldin. Bize hizmet edenleri, Tanrı'nın işlerini yaptırmak için gönderdiği adamları öldürdün. Tanrı bize atalarımızın intikamını alma görevi verdi. Ve o gün geldiğinde dünya üstünde yeniden huzur ve saflık hüküm sürecek. Sonsuza dek. Amen. Amen. Kendini savunmak için ne söyleyeceksin? Günahkar. Sana da Tanrı'na da lanet olsun. Evet. Belki kendin söylemek istersin. Çünkü onunla tanışmak üzeresin. Vadisine hoş geldiniz. Kafirler için son durak. Çıkarın şunu buradan. Şunlara bak. Kurtuluşun çocukları. Çağrıma kulak verin. Bu imansızla... Cehennem soğuktur derler. Avcı. Ateşin sönmesine izin verme. Defolun buradan kan emiciler. Başın nasıl oldu? Beyefendi. Üzgünüm. Dereye git ve şunları doldur.
Sonra da geri getir. Bekle. Hey çocuk. İstiyorsan kaçabilirsin. Ama dışarıda gece ve onlar dışında bir şey yok. Fazla uzağa gidemezsin. Beyefendi bana yıldızlardan yön bulmayı öğretti. Böylece arabaya ulaşabilirim. Silahları alıp o cübbeli manyakları durmadan bahsettikleri tanrılarına yollayabilirim. Acele etmeliyim. Gece çökmeden arabaya ulaşmalıyım. Beyefendi gitti. Tek başıma bu işi başaramayabilirdim. Orada kaç tane var? Bir. Ama oldukça sinirli. Biraz gürültü çıkar. Hey! 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 Hadi gel yakala beni! Hadi buradayım! Bak buradayım! Hey hadi gel buradayım! Hey! Hadi 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 hadi. Martin. Lanet olasıca vampirler. Kardeşliğin size ihtiyacı var. İçimizde hainler var. Amerika'nın bu düşmanı inançla yoluna devam ediyor.
Bu kişinin adı beyefendi. Ve genç bir çocukla seyahat ediyor. Silahlı ve çok tehlikeliler. Son görüldüklerinde kuzeye gidiyorlardı. Bu kişileri görürseniz mutlaka haber verin. Bu davranışınız ödüllendirilecektir. Lincoln'a hoş geldiniz. Sabah yola çıkıyoruz. Arka yoldan gideceğiz. Kardeşlik diğer yolları kapamış. Yeter artık evlat. Gelin buraya. Hadi ona yardım edin. Hadi. Yardım edin. Karşılığında ne vereceksin? Antibiyotik, biraz ot ve şunları. Vay canına. Bu hayli büyükmüş. Çocuğa ne vereyim? Elimde gazoz kalmadı. Ona da bir bardak ver. Başınız belada gibi bir haliniz var. Biraz. Vampirler mi? Sözde dinciler. Evet, biz de burada dini ya da politikaya anlayış göstermiyoruz. Bir sonraki tecrit alanı nerede? Dağların arkasında. Lafayette Vadisi'ni geçince. Ama orası da kardeşliğin bölgesi. Yabancıları pek hoş karşılamıyorlar. Aslında bir avcıdan söz ediyorlardı. Ama şimdiye kadar ölmüşsündür demiştim. Daha değil. Teşekkür ederim. Harikaydın. Öyle değil mi? Sizin için bir tane daha söyleyeyim. Hazır mısınız çocuklar? Adı Bell'di. Hikayesi diğerlerinden farklı değildi.
Evi yoktu, ailesi yoktu ve hamileydi. Galiba hayat devam ediyordu. Bebek doğmadan yeni cennete varmak istiyordu. Merhaba. Velet, tavan arasında. Thank you.
Yap hadi. Sakla şu kazığı. Sapla kazığı dedim, yoksa serbest bırakırım o da canını okur. Velet, beyefendi çocuk vampirlere bu adı vermişti. Ama o sadece bir çocuktu. Ve beyefendi olmasaydı ben de bunlardan biri olabilirdim. Hemen arabadan inin. Size arabadan inin dedim. Ellerinizi başınızın üstüne koyun. Yat. Üstündekileri çıkar. Çok iyi atıştı evlat. Bu da ne? Hey hey. Sana ne oldu böyle dostum? Müritler beni kamyondan attı. Vampir yemi olarak. Burası onların bölgesi. Hadi gidelim buradan. Deniz kuvvetlerindeydim. Bunlar başladığında savaştan buraya çağrıldım. Savaşın sonucu ne oldu? Savaşacak kimse kalmadı ki. Orta Doğu bitti. Vampir diyar oldu. Sen nasıl buraya geldin? Kanada'dan tahliye edilenleri kontrole gelmiştik. Huzurun devamı için. Ama başarılı olamadık. Birliklerin çoğu ailelerine ulaşmak için görevlerini bıraktı. Başkanın öldüğünü biliyor musunuz? Hangi pislik başkan şu anda? Beni aşar. Ama bana göre aşağılık herifler kaçtı ve bizi bu dertle baş başa bıraktı. Bebeğim sakın ağlama, baban seni koruyacak. Ah, yardım edin, lütfen yardım edin. Bir doktor gerek, bebek geliyor. Sen de nereden çıktın kadın? Üç adamla yolculuk ediyorum ama bana yardım edemezler. Nerede bu adamlar? Tam arkandalar. Oyuncu olmalıyım. Burada ne yapıyorlar? Kasabaları ele geçirip vampirlere teslim ediyorlar. Kamyonlarla yolları kesip vampirlerin işlerini kolaylaştırıyorlar. İçi vampir dolu uçakları bile şehirlerin üstünde düşürdüler. Washington'a öyle ele geçirdiler. Diğerini kontrol et. Nasıl gidiyor?
Bu senin oğlun mu Clem? Talet olsun. Kadın nerede? Kaltak kaçtı. Halbuki onu korumaya çalışıyorduk. Koşun! Vampirler kilometreler öteden kan kokusunu alır. Beyefendi bunu biliyordu. Tıpkı Cebiyah Lovan'ın bildiği gibi. Bunu gözlerinden okuyabiliyordu. Kuzeye ilerliyorduk. Kardeşlik birliğinden uzağa, daha az insanın olduğu yerlere. Henüz bir vampire rastlamamıştık. Yeni cennete gider. Beyefendi dağların vampirler için fazla soğuk olduğunu söyledi. Onlar da soğukkanlı yaratıklardı, aynı sürüngenler gibi. Ama aşağılara indiğimizde yine ortaya çıkacaklar. Bu sinyali alıyorsanız sınırına yaklaşıyorsunuz. Gönüllü Birleşik Milislerinin koruma altında. Bu sinyali alıyorsanız Gayret Kasabası sınırına yaklaşıyorsunuz demektir. Gönüllü Birleşik Devletler Milislerinin koruması altında olacaksınız. Koruma isteyen herkes yetkililer tarafından incelenecektir. Silahlara el konulacaktır. Neler oluyorsun? Tamam, çıkarken eşyalarınızı geri alacaksınız. Nereden geliyorsunuz? Güneyden, Nefayetville'den. Kardeşlik Birliği sorun çıkardı mı? Baş edemeyeceğimiz bir şey olmadı. Tamam, geç. Sıradaki? Hiçbir şey anlamadım. Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey yapmadım. Evet, şuna da bakmak istiyorum. Üzerinde silah var mı? Hayır, yok. Geç. O olacak iş değil. Tamam, ilerleyin. Sırayı bozmayın. Sırayı bozanlar cezalandırılacaktır. Tamam, tamam. Gidiyoruz işte. Kasabalarının adını değiştirmişlerdi. Gayret Kasabası. Her şeyi açıklıyor. Burası bana umut verdi. Yeni cennet için beni cesaretlendirdi çünkü bazen elimizdeki tek şey umuttur. O kadar pahalı mı? Hadi canım. Dans edelim. Ben mi? Sen, yo, hayır, evet, yapamam. Lütfen. Yapamam.
benden. Lütfen. Böyle bir şey istemeyin. Lütfen. Hayır, hayır. Lütfen. Peki, peki. Tamam, tamam. Evet, hadi yapalım o zaman. Ve bu da böylece bitti. Bütün o güzellik birkaç manyak Hristiyan'ın vampirleri gökten atmasıyla son buldu. Sabaha kadar burada kalacağız. Bana uyar. Siz nasılsınız bayan? Ölmüş. Ne sağlam kadınmış. Merdiveni tırmandı, tek kelime etmedi. Lanet olasıca kardeşlik birliği. 10 ölü var. Hemen kontrolü sağlamalıyız. Burayı derhal iş görür hale getirmeliyiz. Biraz daha kalmak istemediğine emin misin? İyi adamlara ihtiyacımız var. Hayır, kuzeye gidiyoruz. Arka yollardan ayrılmayın. Buradan çıkmanın tek yolu oralar. Geri kalanı kardeşliği. Bol şans. Teşekkür ederim. Thank you.
oradan uzaklaştık. Bizi neyin beklediğini bilmiyorduk. Ama her neyse geride bıraktıklarımızdan daha iyi olmalıydı. En azından buna inanmak istiyordum. Çünkü her gözümü kapadığımda o ölü kızın tentenin altından çıkan bacağı gözümün önüne geliyordu. Lanet olsun. Ne oldu? Radyatör. Tamir edebilir misin? Bu sefer hayır. İşi bitmiş. Hepiniz eşyalarınızı alın. Ormanda geçen bir haftadan sonra hepimiz farklı insanlar olduk. Aramızda konuşmuyorduk. Herkes yapması gerekeni yapıyordu. Buralar çok soğuktu ve hiç vampire rastlamamıştık. Orman sanki bizi sihriyle koruyordu. İnsanlardan uzakta geçmişi düşünmeyi de bıraktım. Ailemi düşünmüyordum. Çünkü yeni bir ailem vardı. Sence başarabilecek miyiz? Bu kız beni endişelendiriyor. Bizi yavaşlatıyor. Hiç rüzgar yok. (Gülüyor)
vahşi savaşçılar. Kaçın! Hadi hadi çabuk! Koşun! Çabuk! Geliyor. Ne yap? Ne yapıyorsun? Hadi gitmeliyiz. Koşmaya devam et. Bir dakika lütfen. Bekle. Rahibe. Tamam tamam oldu işte. Hadi birazcık daha. Hadi hadi devam et. Yaklaşıyor. Ha? Siz devam edin. Hadi gitmeliyiz. Daha hızlı gitmeliyiz. Gelin hadi aşağılıkla. Tanrı benim gücümdür. Tanrı, Tanrı benim babamdır. Tanrım beni affet. Beni affet. Martin, gidiyoruz. Artık geleceğini sanmıyorum Martin. Hadi. Günlerdir yoldaydık ve bir tek kişi bile görmedik. Sanki herkes ortadan kaybolmuştu. Ama beyefendi işini şansa bırakmadı. Hükümet sıkı yönetim ilan etti.
Hükümet sıkı yönetimi ilan etti. Sorun nedir? Bir şey yok. Yaşlanıyor ve korkaklaşıyorum. İyi misin? Sadece bebek tekmeledi, iyiyim. Gel, ver elini. Hissediyor musun? Evet. Vay canına. Ben de bakacağım. Gel, bak tam şurada. Bu çocuğun tekmeleri çok sağlam. Sanki çıkarın beni buradan, sizinle tanışmak istiyorum diyorum. Kalkın, ayakkabılarınızı giyin ve silahlarınızı alın. Bebe kayıp. Biri ölmüş. Yeni olmuş. Lanet olsun. Lanet olsun. Tamam, hadi gel. Tanrım. Tamam. Hayır. Hadi gitmeliyiz. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi tamam, gidelim. Hayır. Hadi. Bundan sonra silahlarınız yanınızda duracak. O şey Willy'i öldürmek için sürüklemiş ve tuzaklarımızdan da kurtulmuş. Ne demek istiyorsun? Bu seferki beynini kullanıyor. Bir sürü mutant vampir gördüm ama düşünebilenine hiç rastlamadım. Doğru gidiyorduk. Yeni cennet bu dağların arkasındaydı. Yaklaşıyorduk ama şimdiye kadar hiçbir ize rastlamamıştık.
ya da herhangi bir canlıya. Sen iyi misin? Kramplar. Sırtım. Sırtım çok ağrıyor. Biraz şurada oturmam lazım. Üzgünüm. Ama devam etmeliyiz. Hayır. Tamam. Sorun değil. Tutun bana. İyi misin? Babam da küçükken beni böyle taşırdı, biliyor musun? Ben baban değilim. Çok inatçı birisin, biliyorsun değil mi? Bırak uyusun. İhtiyacı var. Gün doğduğunda gidebildiğimiz kadar uzağa gitmeliyiz. Bebek doğduğunda ne yapacağız peki? Bu taraftan uzaklaşmış olamaz. Bu o. Bu o. Bekle. Bizi kendine çekiyor evlat. Şansına küs. İç hadi evlat. Ben Tanrı'nın intikamcısıyım. Göze göz, dişe diş, oğula oğul. Bu seninle benim aramda aşağılık kan demiş. Da dua ettim, dua ettim ve Tanrı beni duydu. Sonra vampirler geldiğinde
aç olanlara kanımı verdim. Kendi isteğimle, avcı. Teşekkür ederim. Artık senin tanrım benim. İyi denemeydi çocuk. Daha değil aşağılık yaratık. Araba kullanmayı öğrenme zamanın geldi. Neredeyse gelmiştik. Neredeyse. Neredeyse çok iddialı bir kelime. Olduğunuz yerde kalın. Sakın kıpırdamayın. Teşekkür ederim. Bir şey değil, berbat görünüyorsunuz. Olur öyle şeyler. Evet, tabii olur. Ama annem derdi ki olan olduysa alışmaya bak. Akıllı kadınmış. Burası onunmuş. Vahşi doğadan önce son durak. Mezar arka bahçede. Öldüğünden beri burası benim. Vampirler değil tabii. İyi nişancısın. Çok çalıştım. Biraz etrafa bakacağım. Senin adın ne? Martin. Ben de Peggy. Yaşadığım bir erkek görmeyeli çok oldu.
Hadi. Yakınına gelene kadar beklemelisin. Nesi var bunun? Yiyecekleri bitiyor. O yüzden onlar da zayıfladıkça vahşileşiyorlar. Galiba kokumuzu aldı. Ay, lanet olsun. Yine Walter'mış. Aynı dizeye gitmiştik. Daha isabetli bir atış yapamadım. Tam bir baş belasıdır. Ben hallederim. Martin, dur. Hayır. Gel buraya, ne yapıyorsun? Martin. Kanada, yeni cennete hoş geldiniz.